Evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi de sorarsanız iyiyim vallahi. Birazcık temizlik yaptım. İçim çok rahat. Evimi biraz derli toparlayınca içim rahat ediyor. Hani taşınacağım diye nereden nasıl başlasam ki diye bilemiyordum ama bugün bayağı bir toparladım. Bu bana bir iki hafta daha gider. Bir iki hafta sonra tekrar temizlik yaparım. Hemen sağ tarafımda kezbuşum var canlar. Arada onunla da sohbet ederiz. Hem sohbetimizi edelim hem de hamurumu yoğurayım ki alışsın canlar. Bu arada ne yapıyoruz? Gül baklavası yapıyoruz. Gül baklavası için de şöyle bir su bardağı suyumu ekliyorum. Yarım su bardağı sütüm var. Şöyle iki parmağı eksik mi oluyor? Evet, evet. Yeah. Bir su bardağından iki parmağı eksik yağımız var. Bir de içine ben her zamanki gibi tereyağını da ekliyorum. Bu daha çıtırlaştırıyor. Onun farkına vardım. Tamamen kendi şeyim canlar. Tarifim. Bir de bunu pazarda yapıyordum. Tamam bırakmazsan. Gerçekten çok seviliyordu bu tarifte. Dur şundan sirke dökeceğim ya şimdi. Azıcık şöyle bir çimçik. Şöyle bir çimçik de tuz atmış olduk canlar. Çok az bir şey. Ve sirkesini de ekleyelim. Şöyle. Üç kaşık da sirke ekliyorum. Çıtır çıtır oluyor. Bu arada kanalıma like atarsanız, baklavamı izleyip beğenirseniz sevinirim canlar. Şöyle unumu da ekleyeyim. Bütün malzemeleri ekledim. Kabartma tozum da var ama onu ondan sonra ekleyeyim. Şöyle. 2 3 bardak unumuzu bir ekleyelim. Bakalım kaç bardak un gidecek. Bir görev var onu yapayım tamam. Bir bardağı da şuraya hazırlayayım. Yine alır da daha. Onu takacağız. Hemen kabartma tozumu da ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Baklava hamurunun için malzemesi bu kadar oluyor. Bir elimi yıkayayım. Geliyorum canlar. Evet, 3 bardak unumuzu ekledikten sonra bakalım kaç bardak da un gidecek. Şöyle yoğuralım. Çok da yumuşak olsun istemiyorum. Açarken hani büyük açacağım için biraz diri olsun hamurum ki daha kolay açayım. Ben hamur biraz sert olunca açması daha kolay oluyor. Bu arada bunu baklavayı işte pazarda satıyordum. Söyledin mi Kezban abla? Sabahleyin 7'de gidiyordum oraya. İnanın sabahın köründe buna alıştılardı. Hani gelip bir tane ver kalmaz. Öyle geç hani böyle. Bir de kalmaz diye de. Evet tadecik alıyorlardı. Şok oluyordum hani pazarcılar. Yani sabahın köründe nasıl alıp da yiyorlar ki diye. Bir tane alıyorlardı bugün baklavasında. Bir de bunu bilenler biliyormuş. Orada bir tane abi vardı. Hatta bu bir yörenin diye bahsetmişti. Kaç bardak attın unu? 4 oldu. Bir yoğurayım 4 bardakta un gitti. Malzemelerini isterseniz yazarız canlar. Evet canlar hamurumu görüyorsunuz. Bu arada tahtamı da sildi. Halim güzelce. Ben de şu tahtamın üstünde hamurlarımı böleyim. Bunlar biraz büyük oldu. Şey biraz küçülteyim. Şöyle eşit bir parçaya bölelim. Benim el orantılarım çok iyi değildir biliyorsunuz artık sizler de. Evet canlar bezelerimizi böyle alıyoruz. Bunlar alışasıya kadar kuru fasulyeli pilavım var bugün de menüde. Onları yapayım. Temizlik bitti. Tatlım da hazır. Ali de misafir gelecek diyor ama gelecek mi Ali? Yok ya şaka yaptım. Ha. O zaman kezbuşum da yeriz canlar. Üzerine bir poşet geçireyim. Böyle dinlensin hamurum. Evet canlar şimdi hamurumuzu yoğurduktan sonra da baklavamın şerbetini koyayım ki bu da bir yandan kaynasın. Olsun. Değerli dostlarım. Şöyle 4 bardak şekerimiz oldu. Şimdi 4 bardak da su ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Ocağıma alacağım. Bunu bu bardakla 4 bardak da su ekleyeceğim şimdi.
İncecik hamurumuz açılacak mı canlar? Nişasta da elimi gıdıklandırıyor. Evet, iyi değil. Nişastan da yetmezse tez duştan alacağız. Baklavayı açmayı çok seviyorum. Aynı şekilde böreği de çok seviyorum. Neyi vereyim? O yayı ver. Neyi vereyim? O yayı ver. İlla bunu da istiyorsun yani. Al. Evet. Al al. Ayaz'ın hamuru kendisine gitti bakalım. Börek açacak kendisine. Ayağını çek, anne şöyle biraz şöyle gel şöyle. Ayaklarını uzatma öyle. Hamurumu yırtma, tamam mı? Hamurumu yırtma. Tamam. Anne yırtılmış ya. Yırtılmış mı, neresi? Ha, o kadar olur canım. Ben Allah yapmam. Evet, yeter. Şöyle. İkiye katlıyoruz. Yetmez benim ama. Çünkü ben daha yeni açıyorum. Anne, üzgün olur. Çocuklar da daha mı olur? Her şeyi unur. Evet. Bunu çok yumuşak. Böyle ikiye bölüyoruz canlar. Yumuşak. Bunu da şöyle şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Yumuşak ya, yumuşak. Bunu katıyorum. Tamam, dur abi. Biraz şöyle. Burayı şu şekilde şöyle bıkıyoruz. Ucuna birazcık ceviz. Şöyle şu şekilde. Burayı da bu şekilde katlıyoruz. Gül baklavamızın şekli açığa çıkıyor. Şu şekilde. Bir de şey içine tereyağı koyuyorum ya. Herhalde o da evet, şey yapıyor. Evet, tereyağı gevretiyor. Evet. Hamuru güzel oluyor. Evet, baklavamızın yapılışı bu şekilde, gül baklavasının şöyle. Kenarlarını bu şekilde düzüyoruz. En aşağıya üst üste yapıyoruz. Ondan sonra cevizini şuraya koyup bir katlıyoruz. Bir daha üçüncüyü de üstüne katlıyoruz ve şekli veriyoruz. Tepsimize de şu şekilde diziyoruz. Evet, 8 tane oldu canlar. Devam edelim. Ayazım da açıyor bu arada yine. Annesiyle yarışa gidiyor. Ayaz ama televizyonu kapatmamışsın. Kalk televizyonu kapat. Telif yeriz anne. Ses yok ki. Olsun, kapat sen. Gözüküyor ne şey? Gözükmüyor ben. Rıza'ya. Çevirdin. Olsun olsun, kapat sen. Veriyoruz, nişasta oldu. İkizlerini geçtiler. Hayır, nişasta oldu. Tabii ki ben de. Canım yemeği yiyorsun. Getirir mi yemeğini? Kadar ne kadar oldu da? 10 dakikada bitiyor. Ya. Evet, senin bütün şeyini bilmem de. Ha, benimki öyle değil kız. Pişirmiyor mu? Bir 5 dakikada dursun da öyle kapatayım. Koş Ayaz. Anne ya, koyma. Ben de kaçıyorum ben bana. Niye ya? Ne oldu? Kadar uzayayım anne. Yani şerbet soğuk. Hamuru da
baklavanın kendisi de fırından çıkmış olacak. O şekilde dökeceğiz. Baklavanın unu bile çok önemli. Normalde baklavalı unla açıyordum ben. Halim kapandığını söylüyor. Kezban abla da kapanmadığını söylüyor. Açık bir yer var. Baklavalı un olarak alıyordum. Çok güzeldi o un. Yarın gidip bahçem açık mı diyor. Bak bakalım. Evet canlar, gördüğünüz gibi baklavamızı. Üçüncü açışım bu. Hayatcığım. Nerede? Hamurunu yırtma, tamam mı? Tamam da. Ayaz yırtacağım. Vallahi yırtacağım. Hemen şey zaten baklavalı un olmadığı değil, için. Değil hamurum, değil. Ama baklavam değil. Pek müsait. Anne, pişiriyorum ben bunu. Şu şekilde yapıyoruz, ikiye katlıyoruz canlar. Pişireyim mi? Yok annem, dur şimdi hamurunu yırtacağım. Heh. Ortadan şu şekilde kesiyorum. Bunu da yine ortadan keseceğim. Sonra da şeklini vereceğim. Halicim getir istersen bir yakından görsünler. Nasıl şekil verdiğimizi. Ben şekil vereyim mi anne? Ben şekil veriyorum. Üçgen bir şekilde kesiyoruz. Şurayı şöyle düzüyorum. Kenarlarını böyle düzdürüyoruz. Cevizini koyuyorum. Bir, iki yapıyoruz. Şu üçüncüyü de şu şekilde. Anne, ben de onu böyle pişiriyorum. Böyle tamam anneciğim, böyle yapıyoruz canlar. Elimden geldiğince kendi bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Allah razı olsun. Sizler de deniyorsunuz bazı şey, yaptığım şeyleri. Instagram'dan falan tekrar bana resim olarak yolluyorsunuz. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Ben şöyle yorumlar. Kenarlarını düzdürüyoruz. Şey, üçüncü de bu şekilde. Yani. Anne, efendim, ben uğraşsaydım çok büyük bir şey yapardım. Evet. Şöyle. Ben uğraşamadım. Niye uğraşamadım? Şöyle. Bir, iki yapıyoruz. Şu üçüncüyü de bu şekilde. Hani açayım mı? Açtım. Ve tepsiye kenarından dizerek başlıyoruz. Şöyle. Ne? Bu yeniler mi? Hamur. Yenilen mi? Bu şekilde. Hamurla. Ha? Yenilebilir de. Ama pişince anneciğim artık. Senin kokusundan anladım zaten. Anneciğim yemeğimizin altını kapat anne. Evet canlar. Devam ediyorum. İlk önce bu nişasta ekliyoruz. Anne. Efendim anneciğim. Bak ne yaptım. Sürekli kenarlarına basarak da açacağım canlar. Şöyle. Hadi annem al gel. Yetmedi. Kezbuş'tan alacağım. Ona vereceğim beni. Anne, anne. Anne. Onu görüyor musun? Evet, görüyorum. İlk başta nişastasını anne, çok atıyoruz. Anne, elime be. Anne, elime. Evet, anne. Şimdi yapma. Çok güzel. Elinden giydim bildiğin. Bildiğin elime savaş eldiveni giydim. Anne bak, gördün mü? Böyle hızlı bir şekilde. Sana geldi beni anne. Oh, ya açıyoruz canlar. Böyle. Bu da
çok yırtıldı, yırtıldım Mehmet abi, yırtıldım. Anne, tavuğumuzu iyice bir gayet de güzel incecik açtık. Görüyorsunuz. Hep kenarı yakından çekiyor. Şöyle yapıyoruz. Ama anne, ellerim gözüküyor. Tahta gözükmüyor mu? Gözüküyor. Tamam, olsun. Şimdi bunu da yine ikiye bölüyoruz. Tepsi bile gözüküyor. Şöyle. Şeklini veriyoruz. Güzellerim. Tatlı sevenler için çok güzel bir çeşit. Anne, abim nereye gitti? Çok farklı bir lezzet oluyor bunun da. Kezban teyzenin nişastasına gitti anneciğim. Evet değerli dostlarım. Son bezemi de açıyorum. Şöyle hamurum alıştığı için o kadar güzel açılıyor ki. Bunu da yine sizlerle paylaşmak isterim. İlk baştan nişastayı çok koyuyoruz şöyle. Ne oldu ayağın? Açacaktım bir anda. Evet canlar, Nail de geldi bu arada. Evet dostlar, sinyali aldım. Nail de geldi buraya dediğine göre. Diyor ki gel yanıma diyor. Yanıma gel diyor. Evet dostlar, selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir dostlar. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bugün menüde yine en sevdiğim gül baklava var. İnşallah biraz sonra yemekten sonra yeriz. En sevdiğim derken sevmediğin tatlı yok da yani. Tatlı var diyor. Bu böyle bol şerbet olursa böyle bir acayip güzel oluyor. İnşallah şerbetinde bu olur yani. İnşallah. Evet dostlar, nasılsınız, iyi misiniz, yazın bakalım. Derman yine iş başında bugün. Evet canlar. Benim de en sevdiğim hamur işi biliyorsunuz. Yemeğimi de yaptım bu arada. Hemen bunu fırına sürüp yemeğe dalacağız. Ama gelesiye kadar yetiştiremedim. Kusura bakmasın. Gördüğün gibi. Bak temizledim ama temizliği falan da hiç aramıyoruz Nail'im. Yetiştirip de bir yere mi yeteceğiz? Yani senin yemeği hani sofrayı da hazır olsa daha güzel olurdu. Bugün evdeydim ya. Olsun. Canı sağ ol. Sofrayla ben hazırlarım bakalım. Ben sana canım. Abo! Aman! O neyi takı? Derdin ne? Durmadan derdin ne senin tatlı yapıyorsun ya? Hasan! Ha, sen bana bir çikolata vermedin ama görüyorsun işte tepsi tatlılar var burada. Malum Cansu da bu ara tatlıyla uğraşamaz. Meşgul. Hasan'ın canlısı vardı. Hasan canlı da çikolata yedi ve kimseye vermedi canlar. Tabi kardeşimin gönlü boldur verir de şakasına. Şimdi Nail de öyle espri geçiyor bakalım. Bu arada uğraşıyorum canlar. Elimden geldiğince inanın benim takipçilerimin hangi şeyi sevdiğini bilemiyorum. Yemek konusunu mu, sohbet konusunu mu, hamur konusunu mu, hani hangi içeriği sevdiğinizi bilemediğim için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün bu içerikle karşınıza çıkmak istedim. Ben de hamur açmayı seviyorum ya. Belki siz de böyle açmayı sevdiğinizi diyerekten paylaşmak da istedim. Kaç dakikada açtım lan? Ben unutmadım ki. Yarışmadasın değilsin ki. Dakika tutmadın yani. Bir gün beraber açsak da yarışsak ne var? İkimiz. He. Ben yapamam ki bunu. Yaparsın. Allah bana bir hamur açtırmadığın kaldı Derman. Onu da açtırırsan ben tam olurum vallahi. O zaman tam aşçı olurum. Evet. Bu son artık bezemiz. Gördüğünüz gibi incecik de açılıyor. Alıştı. İlk baştan nişastasını çok atarsanız daha güzel açılıyor canlar. Yeter mi Nail? Yeter. Şöyle. Benim gözüküyorum bilmiyorum. Gözüküyor. Hı.
Sen geldin şey heyecanlandım herhalde. Bak olmadı. Allah Allah, Allah Allah. Diyormuşum. Ne var heyecanlanacağım? Sakin ol benim. Ha, şef geldi. Geldin ne getirdin? Şef geldi. Şef geldiyse şef. Şef de tatlıysa sorun yok. İzleyicilerimiz bile yazmış biliyor musun? Yani. Şerbetliyse şeker varsa sorun yok yazmışlar. Aynen şeker var. Şerbeti hazırlayın. Aynen. Şimdi piştikten sonra yarım saat sonra sizlerle yarım saat bekleştim. Yarım saat bekleteceğim ve sonra şerbeti edeceğim. Diyene bak hele diyene. Sizlerle buluşturacağız sevgili dostlar. Ben Derna İlgün'ün tercümanıyım. Ha maşallah. Yoruldum vallahi ya. Niye ya? Niye yoruyorsun o kadar kendini? Neyi? Derdin ne ya? Derdin ne? Derdin ne? Sevizi de artık dörde şey yapalım şöyle. Allah babam da yoruldu. Üçe. Yok ben otelden geldim ben. İstirahatten geldim. Ben yorulmadım. Geç de ilk başta açarken kolumu bile yani böyle bir şey vardı. Titreklik kolumda. Geçti şükür. Oğlum otelden geliyorum dediğin ciddi anlayanlar varsa. Yani dostlar otelden geliyorum derken o benim genel lafımdır. Evet. Böyle Ali Derman yorulduğu zaman yok derim ben otelden geliyorum, tatilden geliyorum, ben yorulmadım gibisine. Halbuki otelden çünkü falan gelmiyorum, işten geliyorum. Yok sen tatilden mi şekerim hesabı? Öylesin yani işte. Artık şunu da içeriye dışarıya tabii. Sen yerine kaldın oluyor ya bu işler. Oldu bile bak. O zaman hı, yağlama aşamasına mı geçelim? Evet, hadi yağlama aşamasına. Hadi yağlayalım dostlar, daha ekmeğimizi yiyelim. Bugün kuru fasulye varmış, bir de yanına. Bir de yanına kuru soğan kıracağız var ya. Aman 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 aman. Aman aman olsun. Evet güzellerim. Şöyle tereyağımızın yarısını aldım. Yemeğimi de göstereyim diye şöyle kuru fasulyenin de pişmiş bir karıştırayım. Oh, oh, oh. Vallahi çok güzel gözüküyor. Kuru soğan var mı, kuru soğan? Halve gibi pişmiş yemeğimde canlar. Halve gibi, helva gibi. Halve gibi. Bunu şimdi yine tereyağını yüzünden alacağım. Şöyle. Yok, bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Buyur. Şöyle. Sıvı yağın 5 lirası kaç para olmuş biliyor musun? Evet ya, kusura bakma. 60 lira olmuş. Bunlar 60. Da bundan yiyor çıtır çıtır işte. Pişecek, kızaracak. Hamurumuz 250 derecede pişecek canlar. Yani bu çok kısık ateşte pişmeyecek. Ve hemen piştiği zaman da şerbetimiz de hazır. Şerbetini de ekleyeceğiz. Şu yüzünün şeysini alacağım. Parı mı diyorlar ona? Tortusu. Tortusunu alacağım. Nail nasıl bilir? Yüzünün tortusunu alırken görüşürüz. Evet güzellerim. Şimdi şöyle hepsinin üzerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Şöyle ortadan başlayalım. Fırın. Ben fırınıma gönderiyorum. Hiç kısmıyorum fırınımı şöyle. Sizin fırınınız nasıl bilmiyorum. 250 derecede alıyorum. Maksa 600 pişirmeye koyuyorum. Bakalım. Evet güzellerim. Hemen baklavamı. Allah Allah ben de kemirelim. Çıkarttım. Lütfen. Hadi bakalım bismillah. Sıcak sıcak. Hemen çıkarttığım gibi soğuk şöyle şerbetle. Hadi yakınlaştır anne. Yakınlaştır anne. Sesi duyuyor musunuz dostlar? Evet, şerbet de güzel oldu. Nail bol şerbetli seviyor bunu. Ama her şeyin şeysi hani azı karar diyen hesabı, çoğu zarar. İyi olduğunu düşünüyorum. Nail'cim bak şunun üzerine gelsin. Birazcık da şunun üzerine. Daha gerçi var da. Var var. Şuraya. Evet canlar baklavamı görüyorsunuz. Şeyin telefonun ışığına göre de renk değiştirir. Şuraya Nail'cim. Evet onu da ortasına. Pardon. Şöyle kenarlarını gezdirelim ki şerbetini de görüyorsunuz. Alır o şimdi biraz sonra çekelim. Döktüm. Nereye döktüm anne? Köpçüden kepçinden damlamıştır o anne. Şimdi döktüm. Oh şimdi döktüm diyelim artık. Hem de iyi döktüm canlar. Oh mis gibi de koktu. Vallahi. Bir şimdi kaç dakika dursun? Yarım saat dursun mu? Yani 10 dakika. 15 dakika. 10-15 dakika. 15 dakika sonra şerbeti de çeksin güzelce. Şerbeti yok diyenler için. Şerbeti bir şey kapat. Gayet daha güzel canlar. Eğer siz daha şerbetli seviyorsanız 5 bardak da ekleyebilirsiniz şerbetini. Evet güzellerim. Baklavam hazır.
şerbetini çekti. Yarım saat geçti. Daha ılık olabilir ama. Nail şöyle bir servis yapsın. Yakınlaştı tane. Bir daha ikiye bölsün onu. Evet dostlar. Gayet güzel olmuş. Bunu aslında çatanla yemeyeceksiniz. Elinize alıp böyle kütür kütür yiyeceksiniz canlar. Şöyle bir dakayım da çatanı. Ne şerbetini 5 su bardağı mı olsun şekeri? Nail'e şeker olsun, başka bir şey olmasın canlar. Ben biraz daha hafif olsun diye 4 su bardağı ekledim. Gerçekten bu ara çok şekerli tüketiyoruz. Ama Nail aşırı bol şerbetli seviyor. Sizler de isterseniz 5 su bardağı şerbet ben ekleyebilirsiniz. Ben anlamadım bunu bitirmeye için. Nail gidiyor bu arada. Afiyet olsun sana. Ben kapanışımızı yapayım. Bu videomuzun devamı Nail Gül'ün kanalında. İlkay ablam da bizlerle. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın canlar.